Sizlerin de anakartınızda ya da bilgisayar kasanızda Wi-Fi desteklemiyorsa ve Bluetooth'unuz yoksa ve kablo karmaşasından kurtulmak istiyorsanız, evin öbür ucundan öbür ucuna kablo çekmek istemiyorsanız ve aynı zamanda da alacağınız Wi-Fi kartı da güzel gözükmesini istiyorsanız, böyle RGB'li ışıklı mışıklı ve kaliteli gözükmesini istiyorsanız ve Wi-Fi 6.0'da da desteklemesini istiyorsanız, aradığınız ürün bu arkadaşlar. Bu arada bu ürünü alarak sadece Wi-Fi özelliğine değil Bluetooth özelliğine de sahip oluyorsunuz. Wi-Fi ile anakartlar zaten çok pahalı. Elinizdeki anakartı kullanmadığınız PCI Express slotunu sokarak zaten Wi-Fi ile bir anakart yapmış oluyorsunuz. Böylelikle ekonomik bir çözüm de bulabiliyorsunuz. İncelemeden önce bu ürünü satın almak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen incelemeye geçiyoruz. Öncelikle kutumuz bu şekilde. 2.4 GB'e kadar hız verisi alabiliyorsunuz. Ki bunun yurt dışı forumlarında ve yurt dışı YouTube videolarında testleri var. Wi-Fi 6 zaten destekliyor demiştik. Onun haricinde kutunun görseli bu şekilde ve içini açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kutudan bize cihaz karşılıyor ki cihaz o kadar çok da büyük bir şey değil. Hatta ben şu şekilde bir açayım. Cihazın bu kısımları alüminyum, soğutucu bloğu var ve cidden çok kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Boyutu şu şekilde anlayabilirsiniz. Neredeyse İstanbul kart kadar. Arka tarafında anten girişleri var, mevcut. Bunu bir kenara alıyoruz. İçerisinden başka... Ben bunu gördüğümde şaşırmıştım. Burada bir anakartımıza takacağımız USB pin girişi var arkadaşlar. Bunu girişe takıp, buradaki kabloyu buraya takıp, yerinde anakartımızdaki USB girişine takacağız. Ayrıca standımız mevcut. Ama ben bu standı kullanmak istemiyorum. Stand şu. Şu arkadaşlar. Bunu kasanın üzerine koyabiliyorsunuz. Ben bunu kasanın üzerine koymayacağım. Çok yer kapladım. Yani ekstra bir kablo görmek istemiyorum çünkü. Ben bunu direkt şu içinde çıkan iki tane anteni direkt buna takıp ikisini o şekilde kullanacağım. Yani ekstradan bunu kullanmak istemiyorum. Onun haricinde başka neler çıkıyor? Kullanma kılavuzu. Şu şekilde göstereyim. İçerisinden ufak bir CD çıkıyor. Onun haricinde şimdi kasamıza monte edelim. Kasamızın şu pinin yerine monte edeceğiz ama maalesef USB girişleri bu ekran kartının altında kaldığı için ekran kartını çıkartmamız gerekiyor. Şu kabloyu bir önden bir göstermek istiyorum. Şu pin girişinden eğer power supply'nizde mevcut ise ya da kasanızda mevcut ise bunu takmanıza gerek kalmayabilir. Bende olmadığı için maalesef takmak zorundayım. Bunu buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da anakartınıza takıyorsunuz. Bu arkadaşı da taktık. Şimdi bunda burada önce bir etiketi var. Şu etiketi çıkaralım. Burada RGB var zaten biliyorsunuz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Şimdi takıyoruz arkadaşlar. Bu elemanı benim şu USB'nin yanındaki boş ona takıyor olacağım. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey, eğer ekran kartı girişiniz buradaysa, benimki iki ekran kartlı girişti. Ben buraya takacağım için buraya takamıyorum zaten. Buraya takarsam bu girmez. Ben buraya takacağım için bu üstte de olduğu için o şekilde kurtarabiliyorum. Siz bunu girişlere dikkat edin. Zaten genellikle de bu girişler hep üstte oluyor. Yani bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Benim için şimdilik bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hadi gelin çalıştırmaya geçelim. Evet, kasamıza basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere, hatta dur camı açayım. Yine de hoş gözüktüğünü söyleyebilirim. Arkadan da şu şekilde gözüküyor. Sizler de bu şekilde kasanızı pavyon moduna sokabilirsiniz. Bilgisayarımızda CD writer olmadığı için mecburen internetten driver'ını indirmemiz gerekiyor. Ama Bluetooth özelliğini driver yüklemeden de kullanabiliyorsunuz. Direkt buraya zaten otomatikmen geldi. Hemen buradan Fenway'nin kendi sitesine girip bizim FW AXE 3000 RGB'yi tıklayarak buradan driver'ını
indirip yükleyebiliriz. Arkadaşlar, bundan sonrası işlemler için bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten direkt ben şu an Ethernet kablosunu çektim. Buradan direkt şu bastığınız zaman direkt Wi-Fi menüsü açılıyor zaten. Buradan kendi Wi-Fi'nizi seçip internete bağlanabiliyorsunuz. Şifremizi de girdik. Şu an bağlı. Vallahi hız testi yapmayı çok isterdim ama şöyle bir durum var. Şu an benim evimde 1000 megabit internet bir hafta sonra gelecek. Bir hafta sonra geleceği için bu testi bir hafta sonra shorts videolarda yayınlayacağım. Short videolarda 1 megabit testini izliyor olacaksınız. Dediğim gibi ürün linkini 0 olarak aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. 1 megabit internetiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Ki anakartınızda da Wi-Fi vardır ama 6'yı desteklemiyordur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bir hafta sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. İçinden çıkan uzatıcıyı merak edenler için ise şu şekil, nereden baksan sanırım 1,5 metre falan boyu var. Bunu o anten yerlerine takıyorsunuz. İki anteni buraya takıyorsunuz ve uzatmış oluyorsunuz. Böyle uzatma antenini takarsanız da bu şekilde oluyor. Bunu da şöyle koyup yere sabitleyebilirsiniz. Altında süngerleri var.